Bir öğrencinin kirada kalması neredeyse imkansız. Zemin kattaki fiyatlar bile 1600'den başlıyor. Gerisini siz düşünün. Ya bence kesinlikle kiralık ev fiyatları yükseldi ve ev bulmak da çok zor. Çok eski evler var ve bence etmeyecek fiyatları. Çok yüksek. Şimdi vatandaş asgari ücretle çalışan 2800 lira alıyor. Bu adam nasıl verecek Kavaklıdere veya Esat'ta bilmem nerede, Çankaya'da 5000 lira kira. Soruyorum bunu. Kavaklıdere biliyorsunuz Ankara'da, Ankara'nın merkezi, göbeği. Dolayısıyla buradaki kira rakamları da yüksek olduğu için artış oranları da ona bağlı olarak yüksek oluyordu tabii ki. İşte 3 artı 1 ortalama standart bir daire 1700-1800 liraya falan bulunabiliyordu çok rahatlıkla. Şu anda özellikle işte bu okulların açılmasıyla beraber 2500-2600 lira kadar çıktı. Yani 2500 ile 3000 arasında değişen bir skala var. Yakın zamanda talep çok fazla arttı. Yani Ağustos sonuyla başladı bu iş. Eylül ayının ortalarına kadar müthiş bir talep vardı. Kasım, Aralık ayları kiralamanın artık yavaş yavaş inişe geçtiği, artık eskisi kadar talebin olmadığı, herkesin yerleştiği bir dönem. Dolayısıyla şu anda zirveyi gördü ama bundan sonra artacağını pek düşünmüyorum açıkçası. İnsanlar da çok mağdur oldu. Yani biliyorsunuz bu öğrenciler şu anda müthiş derecede mağdurlar. Yurtlar yok. İşte misafirhaneler kapandı, yurtlar kapandı vesaire. Öğrenciler de ev sahiplerinin insafına kaldılar açıkçası. Şu son 1-2 ayda insanlar ev buldukları için seviniyorlar. Hani bırakın artışı, ev bulduk, hiç pahalıya ucuza falan bakmadan ev bulduklarına seviniyorlar. O duruma geldi şu anda. Tunalı'nın merkezi olması, Ankara'nın merkezi olması, eğlence mekanlarının, işte kültür sanat merkezlerinin genelde burada yoğunlaşıyor olmasının da talepte etkisi oluyor. Bölgeye olan talep, buradan atıyorum yeni bölgelere, Çayyolu, İncek, yani rezidans, yeni yapılara, projelere giden kiracı adaylarımızın dönüşü de söz konusu buraya. Yani cezbeden ne? Merkez, yaşamın birçok alternatif var. İstediklerini burada rahatlıkla bulabiliyor insanlar. Çayyolu, İncek bölgesiyle kıyasladığımızda, Oran bölgesiyle kıyasladığımızda fiyatlar çok çok uygun. Ama şu var, bizdeki konutlar eski, yapı durumları eski. Yoksa fiyat anlamında baktığımızda çok çok da yüksek diyemeyeceğim aslında. Yani kiralık rakamlarda düşüş beklemiyorum ben. Hatta bunu evet biraz daha artışta olabilir. Çünkü talebi karşılayamıyoruz. Şimdi 120 metrekare genelde burada evler. 4 artı 1 çok az sayıda bu Kavaklı bölgesinde. Yani 1,5 kira alıyorum. 1500 lira. Çok cüzi, yarı yani. Devletin çıkarttığı istatistiklerin yarısını yapabiliyoruz. Vallahi Kavaklıdere'deki, sadece Kavaklıdere'de artmıyor bu. Diğer semtlerde de artıyor. Ne bileyim, akraba yoğunluğu olan semtlerde insanlar orada tutmak istiyor. Ona göre oradaki arz talebe göre de orada fiyatlar Kavaklıdere'den daha yüksek olabiliyor. Ben kiracı da doğru düzgün zammı ödemesini isterim ama tabii bu olmuyor. Karşılıklı anlayışla birlikte yürütüyoruz. Okullar açıldı. İşte şehir dışından öğrenciler gelmeye başladı. Tabi bunda fırsat bilen bizim arkadaşlarımız zam yapmaya başladılar. Ne bileyim, kimse kimseyi savunmuyor ya. Hani bir öğrenci deyip de yani 500'e vereceğine 1000 liraya kiraya veriyor. Ya bence kesinlikle kiralık ev fiyatları yükseldi ve ev bulmak da çok zor. Çok eski evler var ve bence etmeyecek fiyatlara. Birçoğunun ısıtma, çünkü doğalgaz fiyatları da çok yükseldi. Ben en çok ondan endişeleniyorum. Ve ben yeni işe başladım. Asgari ücretin bir tık üstünde maaş alıyorum. Oranladığım zaman net ev kirası yarısından fazlası ev kirasına gitmek durumunda ve çok yüksek
olarak bu açıdan. Bartın'dan geldim, evet, üniversite öğrencisiyim. Ev buldum, evet, Tunalı'da. Biraz tabii sancılı geçti süreç ama neticede bulabildim tabii. Fazla süre aldı. Başka evler de bulduk. Tabii öğrencinin kalabilmesi için uygun koşullara sahip değildi. Biraz şans işi tabii, bulabildik Tunalı'da uygun bir fiyattan. Çok yüksek. Şimdi vatandaş asgari ücretle çalışan 2800 lira alıyor. Bu adam nasıl verecek? Kavaklıdere veya Esat'ta bilmem nerede, Çankaya'da 5000 lira kira. Soruyorum bunu. Ama kiracım olsaydı herhalde 1000'in üzerine çıkmazdım. 1000 lira Esat'ta. Evet, 1000 lira. Ha, Esat'ta olursa 1500 belki. Bir öğrencinin kirada kalması neredeyse imkansız. Zemin kattaki fiyatlar bile 1600'den başlıyor. Gerisini siz düşünün. Kendim için baktım. Çok pahalı geldiği için direkt eve geri gittim.